İyi günler sevgili seyirciler. Sosyal Trend Programı'na hoş geldiniz. Ee, uzun zamandır teknolojiyle alakalı konularda e, gençleri bilinçlendirmek için bu teknoloji süreçlerinde nasıl yer, yer alabilirler, bunları gençlere anlatabilmek için e, Sosyal Trend Programı'nı yapıyoruz. Ee, bugün de gene teknolojiyle alakalı, e, teknolojinin geldiği son noktalarla alakalı Bilgiler vereceğiz. Bu konuları yorumlayacağız. Bu konulardan nasıl faydalanılabilir, Belki nasıl ekonomik olarak faydalanılabilir, Bunlardan bahsedeceğiz. Bununla alakalı konusunda uzman bir arkadaşımız bu hafta konuk. Selim Özergün. Selim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın İsmail? İyi ben de. Çok şıksın. <gülüyor> <gülüyor> Selim daha önce de zaten konuk olmuştu. Bir yıl, iki yıl önce falan konuk evet. olmuştu. Kendisi yazılım uzmanı. Bugün zaten e, oyunlarla alakalı konuşacağız. E, yani bir sürü şeyden anlattık anlattık. Şimdi... Ateşleyen güçlerden biri. Aynen. Kodlamayı. E, en son işte teknolojiyle alakalı her şeyi anlattıktan sonra biraz da oyun nasıl yazılabilir? Oyundan e, nasıl üretilebilir? Hani oynama tarafında değil de üretme tarafında nasıl teknolojiler var? En azından bu, bu teknolojileri tanımak için e, bu konunun uzmanı işte Selim'i davet ettik. Şimdi önce ben Selim soruyorum yani bu oyun üretmek kolay bir şey mi? <laughs> oyun üretmek tabi bir disiplin ama oyun üretmek motivasyonu yüksek bir şey olduğu için kodlamayı öğrenmek için çok iyi bir alan yani çünkü evet. insan gençler özellikle oyun, oyun oyun oynamak yanı sıra oyun yapmak motivasyonuyla ve bugün günümüzde artık oyun yapmak onu üretmek çok kolaylaştı. Bu anlamda çok yaygınlaştı çok de, e, değişik yazılım ortamları var. Bunlardan biri herhalde bahsedeceğiz Unity, Unity ve Unreal gibi evet. yazılımlarla çok kolay kodlama ür, oyun üretimi yapılabiliyor. Ee... Bugünlerde şöyle bir şey var zaten her aslında gencin bir şekilde bir programlamaya başlama sebeplerinden bir tanesi oyun yazma. İşte ben oyun programcısı olacağım, şöyle olacağım ama sonra da olamıyor <laughs> zor bir şey olduğunu görüyor. Evet. Çünkü hani, oyun pro oyun programcısı olmak kolay bir şey değil zor bir şey çünkü o ortamı yaratmak hı hı. zor. O ortamı oluşturmak işte bir tane cisim düştüğü zaman işte bir kurşunun gitmesi hani oyun olduğunu düşündüğün zaman işte ne bileyim rüzgarın esmesi bir ağaç oluşturmak işte o atmosferi oluşturmak evet. yani hiç yoktan o ortamı Yaratması zor bir şey. Tabii. Ama bunun için için işin içinde biraz sanat, biraz tasarımcılık olduğu için, yaratıcılık olduğu için bir kompozisyon olması gerekiyor. Çünkü herkes ister ki oyun yapmak aslında bir tarz kolay, hakikaten yine de kolay ama oyunun e, tatmin edilen şey şu edecek olan şey e, oyunun oynanabilir olması, birilerin oynaması, Hı -hı. birileri oynamayacaksa, birileri sıkılacaksa e, o oyunun bir esprisi yok. Dolayısıyla e, oyun yapamadık. Olmadı diyen, bırakan ama bu seviyeye gelene kadar yazılımın bir sürü aşamasını öğrenen birçok insan var tabi. Evet. Belki sonucu da tatmin edici hani o bütün disiplinleri bir araya getirip bir oyun üretememiş ama yazılımın ne bileyim veri yapıları dediğimiz database dediğimiz işte o oyun motoru dediğimiz koşulları, döngüleri, oyunun kodlamanın o parçalarını, komponentlerini kavramış oluyor hem de çok iyi bir şekilde kavramış oluyor. Çünkü oyunda o o, oyun mekanizmalarında bu çok daha e, geleneksel yazılım problem çözümlerine yönelik e, kıyasla daha fazla e, bir şey var e, mecra var evet. e, oyun e, yazılımcılığında. Ya bir kere en niye en zor olarak biliniyor? Peki hani bu ni, niye hani çünkü oyun programları çok zordur gibi bir şey, algı var. Gerçi şu ya an işte profesyonel bu... oyunlar hani C++ gibi bir dille yazıldığı için C++ diline de ilgili genel Kanı hani böyle çok zor bir dille, en zor dillerden biridir falan. Hmm. Hakikaten iyi bir. Şimdi mesela Physics Engine dediğimiz o fizik motoru, herkes en üst seviyede en iyi fizik motorunu yazma motivasyonuyla yola çıkıyor. E tabi bu işin içerisinde sadece hani yüksek matematik işin içerisinde, yüksek matematik fizik vesaire gibi bilgiler giriyor, detay giriyor. Optimizasyon çok de, deli bir şekilde giriyor. Çünkü kısıtlı bir e, ekran e, nedir? Processing gücümüz var, işlem gücümüz var, e, bellek gücümüz var. Bütün bunları aslında hani bu statik mukavemet diye mühendis eğitimlerinde verilen bir şey var ya, bunu sonuna kadar kullanıyorsun ama bunu dijital manada kullanıyorsun. Evet. E, dolayısıyla hani son noktalarda o triple A games diye bir kavram var. 3A oyunlar falan. E, bu oy herkes bu oyunu yapmaksa maksat Elbette oyun yapmak zor oluyor. Ama her şeyin bir başlangıcı var. Bu triple A dediğimiz oyunları e, yapan firmaların yüzlerce oyun mühendisi tarafından yazılıyor. Yani hatta birkaç şubesi var e, dünyanın değişik e, ülkelerinde, şehirlerinde ve yüzlerce personel bunlarla çalışarak bunları yapıyor. Ama mesela bir de indie games denilen bir kavram var. E, bağımsız kişiler veya gruplar kendi bağımsız oyunlarını da çıkarabiliyor. Bunlar bunu nasıl bugün yapabiliyor? Artık C++'a bağımlı değilsin çünkü. Artık e, all in one dediğimiz yani her şeyin bir arada olduğu tasarımın, şeyin, e, programlamanın, kodlamanın, e, sesin her bir e, şeyi bir arada üretebileceğimiz bugün e, ürünler var ve bunların en güzel tarafı da şu: ücretsiz olması. Evet. Ve bu konuda acayip de bir rekabet var. Mesela en son biliyoruz Amazon Türkiye'ye girdi. Hı. Mesela Amazon bu konuda. Ee, mesela bu piyasayı Unreal ve Unity başlangıçta Unity yazılımı e, ele geçirmişti oyun motoru sektörünü. E, herkes için oyun yapabilme anlamında. Çünkü bunu sadece oyun üretenler de kullanmıyor. Diyelim ki eğitsel tasarlama hani bugünlerde başka bir tabir var oyunlaştırma gamification. Evet. Bu da yükselen bir şey. Yani bu motivasyon olayını e, oyun dışı alanlarda da e, kullanmak isteyen e, Temelde kullandığımız şey ne oradaki? Oyun motoru dediğimiz şey. oyun motoru, Ne oyun motoru tam olarak? Oyun motoru aslında bir yazılım. Bir yazılım bize bir e, framework dediğimiz bir çatı sunuyor. Yani aslında senin yazılımla sıfırdan yazabileceğin bir ortamı biraz genel geçer şeyler nedir bu? Hani insan bilgisayar arayüzü vardır. Yani input, verilen inputları yorumlama. Ondan sonra bir yapay zeka vardır bir ses sistemi vardır ve computer graphics dediğimiz yani ekrandaki iki boyutlu veya üç boyutlu görüntülerin oluşması. Bütün bunları bir araya getiren, bunları parça parça kütüphanelerle yazmana gerek kalmayan, bütün bunları bir araya getiren bir sistem oyun motoru. Aslında ee, bayağı 50 yıldır, özetlen. 30 yıldır geliştirilen eee bir, bir üç iki, boyutlu ortam oluşturmayı sağlayan senin hiç çok da bir şeye dokunmaman aynı Aynen. Dokunmadan, mesela ben bu şey ilk başladığımda OpenGL programlamayla başlamıştım. Evet. Bugün kimse bilmiyor, yani oyun yazanlar OpenGL'i bilmiyor bile. Arka evet. planda OpenGL, bunun yerine Vulkan diye bir şey geldi. Veya DirectX var Microsoft tarafında. Mesela artık bu işlere başlarken OpenGL programlamayı öğrenmemiz gerekir derken, bugün OpenGL değil C++'ı bilmene gerek yok. Evet. Op OpenGL dediğimiz aslında işte çizgi çizebilmeni yarayan, işte <laughs> renk vermeni yarayan, evet. basit manada grafik kütüphanesi. Ya işte. yazılımı, mesela bir muhasebe programını Assembler diliyle yazmak ne kadar saçmaysa, hani evet. yazılımcı tabirle. Ee, assembler makine diliyle yazmak ne kadar saçmaysa bugün openGL ile bunu oluşturan teknolojileri yazabilirsiniz. Evet. Ee, yani bir game engine e yazabilirsiniz C++'la ama bugün üretmek önemli olduğu için önemli olan tüketiciye e, eğlenceli ve ilham verici şeyler üretmek olduğu için zaten oyun dışı alanlar da bu yüzden kayıyor. Yani oyun birdenbire artık boş zaman aktivitesi ve zaman öldürme değil artık günümüzde e, şey anlamda çok değerli, kıymetli olmaya başladı. Çünkü e, oyun dışı alanlarda e, e, potansiyeli görmeye başlandı. Bu ama mesela gamification dediğimiz oyunlaştırma hmm. e, kavramı ortaya atıldı ki işte satış gibi, şirketlerin süreçlerini e, yöne yönetmek, insanları çıkan, motive kavram, etme. Oyundan çıkan kavram iş dünyasına da yansıdı. İş dünyasına yansıdı. Şey, yani şu an mesela bir e, genç e, Nasıl bir oyun yazarak ilk başta hani biz tabii biz daha çok gençlere şey diyoruz işte şu an bir cep telefonu uygulaması yapın da oradan hani hı hı. bir şeyler süreçle iletmeye başlayın diyoruz. Bu arada Aynen. programımızı takip edip de ilk uygulamasını yapıp hatta ilk şey internetten parasını kazanan çocuklarla buluşuyorum mesela görüşüyorum. Hı hı. Ee, bayağı ciddi paralar kazanmaya başlamış genç gençler var ve hatta şöyle hani dolar kazanım falan demiştik biz programda. Gerçekten dolar kazanıyorlar. Dolar e, da bir düştü ama bir ara daha yüksekti. Evet. Ee, şu an bayağı keyifli bir kazanç sürecine girdiler. Burada anlattığımız şeylerden gaza gelip <laughs> kendisi başlıyor öğrenmeye. Atıyorum basit basit uygulamalar yapıyor. Tabi bu oyun dediğimiz şey hani daha kompleks bir şey. <laughs> Zor bir şey. Ama bir şeyden ne kadar kompleks ve ne kadar derindeyse yani ne, kim daha çok derine inerse o daha çok kazanıyor tabii. <laughs> gibi bir şey var. A, evet. Bu oyun tabi oyun konusu biraz şey nasıl diyeyim hani çok büyük bir sektör yani Bayağı büyük bir sektör hani orada hani belki de, ve çok, çok derine, daha da büyüyecek bir sektör büyüyecek bir sektör ama çok, kat, çok derine inmek belki o kadar hani e, belki yanlış yere de iniyor da olabilir bir yandan hani böyle hiç tutulmayacak bir hiç konuyla da uğraşıyor olabilir. Öyle bir tehlikesi de var bu hani şeyin konunun böyle. Şimdi mobil uygulama yapıp mobil basit oyunlar yapmak gerekiyor mesela ilk başta. Kesinlikle. Bu, e, Şimdi mecranın, hangi şeyler en yaygın olduğu alan günümüzde en yaygın olduğu alan mobil oyun. Şimdi e, bahsettiğimiz oyun motorları Unity, Unreal. Amazon'un Crytek firmasından CryEngine'e satın almasıyla birlikte e, Lumberyard denilen Amazon'un ürünü. Şey için mi, bu Bunun boyutlu mi yoksa? Bunlar iki hem 3 boyutlu. boyutlu, artık bunlar hem 3 boyutlu hem 2 boyutlu oyun üreti oyun üretiminde e, yani number one, ilk akla gelen Evet. isimler evet. ve ücretsiz ve burada e, mecra olarak mobil sektörde oyun başlıyor. Zaten natif kodlama dediğimiz Android'in içinde hiçbir oyun oyuncuları kullanmadan da oyun yapılabiliyor. Veya, veya IOS için e, şey var, Swift evet de yapılabiliyor, Sprite Kit e, framework vardır, onunla yazılabiliyor. Android için tonlarca framework var libcdx vesaire. Bu bunlarla basitten başlanarak da oyuna girilebilir ama Unity ile Unity'nin kendi Asset Store'unda çok fazla örnek de olduğu için Unity ile de basit başlanabilir. Yani burada bir seçim... gelir modeli nasıl mesela? Alıp kullanıp da böyle sonra kimseye bir ücret ödemiyor musun mesela? Ge gelir modeli yani geleneksel diğer programlardaki gibi reklam artı subscription yani up in purchase yok şey oyun motorlarının Oyun motorlarının gelir modeli e, bu gelir modeli giderek eskiden mesela yüzde yüzde %30 gibi e, gelirden pay isterlerken Hı -hı. şimdiki lisans modelleri tamamen bedava. Mesela Unity diyor ki ben 100K'dan sonra Plus versiyonuma yani 300 dolara da Hı -hı. 100K gelirden sonra ki sen 100K kazanacaksın. 100K ne demek? Aşağı yukarı bugün 500 bin mi? Yarım Hı -hı. trilyon mu? Yılda 500 milyar kazandıktan sonra bana diyor 300 dolar ödemen gerek, diyor. Ha Bir de yılda. Evet. Hmm. yılda yani sen o yılı atlattın diyelim ki ikinci yıla geçtin. 500 yarım trilyon kazanmadın. sorun yok. Bedava kullanmaya devam edebiliyorsun. Ve evet. bütün özelliklere bedava. Eskiden geçmiş yıllarda bazı özellikler kısıtlı geliyordu. Şimdi tamamen bedava. Ee, mesela Amazon'un Lumberyard ürünü için bakarsak, o daha yeni piyasaya girmiş Lumberyard bir. Lumberyard dedin aslında. Aslında Crytek hani ya, Türklerin ünlü, yazdığı bir aslında aynen, Almanya'daki Cry Türklerin yazdığı. Crysis oyunundan bilinir. Far Cry oyunundan bilinir yapımcıları Türktür. Türk kardeşler, Alman Crytek firmasının bence benim görüşüme göre Unity zaten basit kalır. Hı hı. Unreal bir daha üst bir seviye. C++ kodlama altyapısında kullanacağıysa kray Engine bunların içerisinde en yüksek seviye ve Amazon ne yapıyor? Bu CryEngine yani en yüksek seviye indie games yani bağımsız yazılımcılar ulaşabilecek. Evdeki gençler indirip kullanabileceği. Cry de bu ara indirip yazılım yapılabiliyor. Lumberyard'ın avantajı şu, arkasında Amazon gibi bir firmanın olması. Artı Amazon biliyorsunuz Türkiye'ye de geldi. Backend servisleri dediğimiz arka planda cloud servisler var ya. Evet. Yani çünkü biliyorsunuz oy, oyunlardaki motivasyon kaynağı, önemli motivasyon kaynaklarından biri de çok oyunculu oyunlardır. Değil evet. mi? Yani mesela PUBG oyunu gibi yani çok tutan oyunlar, multiplayer zevkli olan şey çok oyunculu oyun. rekabetin olması. E bunlar nasıl olacak? Çok arka arka planda veri tabanı, iletişim karşılanması gerekiyor. Amazon da bu konuda iddialı en iddialı firma olduğu için e, gelir modelini buna şey yaptı. Yani ben dediği oyun motoru için hiçbir şey istemiyorum. Yani en gelişmiş oyun motorunu üstlendi, Cryengine'i satın aldı, evet. Lumberyard ismiyle kendisine göre özelleştirdi, bedava olarak sunuyor. Yani ister 100 k, ister 200 k, ister trilyon kazan diyor. Hı. Hiçbir şekilde ücret istemiyorum diyor. Ama arka planında kendi servislerine mecbur tutmuyor. Hı -hı. Sadece seçenek olarak aynen kolaylık sağlıyor yani yönlendiriyor ki sen başka servisleri de kullanabilirsin. Kendisi, evet. e, kullanabilirsin. Ya şu an şöyle bir şey oluyor o zaman şimdi e, biz hani e, bu anlattığımız şeyler neden önemli mesela işte bu, bu gerçekten bunlarla bir şey yapılabiliyor mu? Yapılıyor Hı -hı. Mu işte hep ben programda çok örnek veriyorum işte PUBG diye bir oyun var evet. Dünya şu an aslında oyun sektörünü değiştiren bir oyun Koreliler. Oyun motoru da yazmıyorlar. Yani oyun motoru yazmak dediğimiz aslında diyorum hani yaprağın düşmesinden, rüzgarın esmesinden, ağaçlardan falan baştan oluşturmak onu yapmamış. Gitmiş Unreal e, oyun motorunu alıp evet. editörünü alıp editörlü bunlar hani şey gibi 3 d programlar gibi işte ağaç şuraya gelsin, şu şuraya gelsin deyip yerleştirip geri kalan da işte hareketleri tabii kodla yazıyor. Bunu yapıp ee, ve bu, o kadar tuttu ki bu oyun hı hı. ve e, alt alt arka tarafta o kadar iyi tıkır tıkır işliyor ki hı hı. şu an oyun sektörünü değiştirdi. Bütün oyunlar Battle Royale diye mod oluşturmak zorunda kaldılar. Hani artık o, o tarz hani multiplayer muhabbeti bir yere sıkmıştı insanlar. Yani be, belli bir yere kadar ilerlemişti daha ilerleyemiyordu yani böyle. Evet. Battle Royale'la beraber bütün oyunlar tekrar can buldu. Şu an bütün Amerikalı oyunlar işte Call of Duty'ler şunlar bunlar e, hep e, tekrar hani Battle Royale ekleyip tekrar hı hı. bir enerji kazandılar. Çünkü çok zevkli bir şey yani bu Royal mantığı ve bu evet. Koreli bir şirket e, Unreal oyun motorunu kullanarak yaptı evet, ve evet. o şirket de o Unreal şirketi de oradan hemen onu rakip çıkardı. <laughs> hani bunlar oyun motorunu ücretsiz veriyor ama bir yandan da bekliyor böyle. Hani ah kim daha iyi çıkaracak diye. Kim daha iyi çıkarırsa hemen taklidini yapıyor ve taklidini yaptı şu an Amerika'da falan mesela bu onun çıkardığı Fortnite adlı oyun. Ee, bu şeylerde PlayStation'larda falan e, çok önde gitti ve şu an aslında belki daha karlı bir şey şeyden. Aynen. E, bu a, PUBG'den daha karlı bir şey. Yani Amerikan pazarlama gücü devreye girdiği için orada. Evet, evet. E, yani bu anlattığımız şeylerin aslında gerçek hayatta karşılıkları var. Hı -hı. Bu e, Türkiye'deki gençlerden de çıkabilir bu tarz şeyler. Zamanında bir, böyle bir araba yarışı oyunu vardı mesela. Türk onu anlatmıştık Hı -hı. bu, bu Sosyal Trend programında. O da mesela ondan sonra bir sürü benzer oyun çıktı. Aslında basit telefonu yan çevirip ciroskopla araba Aynen. kontrolü yapmış bir oyun. Ha hatta bırakın şu bizim şeyler drift oyunları vardır ya. Hı. Yani bizim kendi ürünlerimiz birçok kolonu var bunun. Drift oyunları yaparak çok yüksek mesela bu daha ciddi şeyler yapmak için finansman da olabilir. Yani başlangıçta çok belki saçma bir oyun yapıyorsun. Evet. Ve sen onu şeye bile yapamıyorsun. Hani ya bu bu kadar saçma bir oyun yapmış falan ama oynuyor. Sen ayda 50 50K kazanıyorsun. Yani önemli olan bu değil mi? Senin daha üst seviye, daha e, yüksek bir oyun yapabilmen için kendine bir şey al açıyorsun, alan açıyorsun, finansman açabiliyorsun. E, Türkiye'de oyun motoru yazma motivasyonu da var. Bu bu, bu konuda girişimler de var. Bildiğim birkaç İstanbul'da e, o şey var, Game Lab vesaire girişimler var. Hı hı. Türkiye'de hem oyun motoru hem de oyun üretimi çalışmaları var. Ama tabii... E, Piyasada çok fazla bir rekabet var. Bir de oyunda game juice denilen bir kavram vardır. Özellikle bu bilgisayar oyunlarında onu tutturmak, yani AAA oyunlarda onu tutturmak hakikaten zor. O bir e, motivasyon kompozisyonu. Evet, sanat, pazarlama, nemesislik. Çok evet. E, her şey devreye giriyor yani. Her giriyor. Yani, hani film ediyor. yapmak gibi bir şey zaten. Ha, şu an mesela e, mesela şey var film YouTube'da. Film yapmak gibi. E, oyun oynama videoları var mesela. Şu an aslında temelde en popüler youtuber'lar. Hı, -hı oyun oynayarak başladılar bu işe hatırlıyorsun yani böyle. Ve aslında herkese çok garip geliyordu. Böyle ya oyun izlemek çok kötü bir şey değil mi? Hani oyun izlemek. Hani oynamıyorsun da izliyorsun. Ama izlediğin şeyin de çok detaylı içerik var yani böyle. Hani bu içinde o atıyorum 30 saatlik bir oyun var diyelim mesela. Bir sürü 30 saat sürüyor. O 30 saat o sürenin bir yerinde atıyorum başka bir gezegene gitmiş. Orada gün doğumunu falan gösteriyor. Evet, evet. Onu ölsen de oynamazsan o 15 saat boyunca o göremiyorsun ama youtube açıyorsun o oynamış izliyorsun ve o, o şu an youtuberların çoğu aslında o oyunlardaki içeriği halka sunarak aslında öne çıktılar. Hani burada bir Kesinlikle. şey var demek ki orada oyunların içinde bir sanat var. Yani. O, o bazı tabi, youtuberlar o, bu konuda film bile yaptı. Tabii değil, değil mi? Mi? O yani oyunların içindeki sanata ulaşmak için de tabii pahalı şu anda 150 lira falan asıl PC oyunları. Evet. Hani, o mobilde falan o Şeyler geçerli değil, ücretsiz kullanıyorsun sonra tuzağa düşüyorsun, <laughs> şey satın alıyorsun şu an mesela PUBG'de gelir modeli şey, silah şeyi, kılıfı mı alıyorsun? Aslında ücretli oyunlardan daha pahalıya gelebiliyor falan. Tabii tabii. Yani <laughs> öyle bir hazır oyun motoruyla, Hı -hı. onunla bununla başlayıp böyle direkt hani çünkü dediğin gibi hani böyle bir zamanlar bu oyun motoruyla ben yapayım şunu uğraşayım demek aslında belki mantıklı olabilirdi ama şimdi direkt sonuç olarak direkt kar odaklı direkt ekonomi odaklı gitmek daha mantıklı. Yani çünkü dediğin gibi bir yandan hayatını idam ettirmen lazım ki evet, evet. ayakta kalabilmen lazım ki o, o, da ilk yaptığın basit oyunlardan gelen basit ekonomiyle. Oyunlar, yani. evet. Aksi takdirde yani hayal gücünün sınırı yok. Siz her zaman daha fazlasını yapmak istiyorsunuz. Başkalarından daha iyi olmak ya da bir şey yapmak isterken bu sefer oyun bitmez. <laughs> oyun ortaya çıkmaz. Dolayısıyla basit başlamak bir kompozisyon. hani bir Flappy Bird oyunu örneğini herkes bilir herhalde. Flappy Bird yapmakla başlanabilir. Evet. Veya ne bileyim bence mesela ülkemize de çok faydalı olabilir. E, eğitim anlamında çocuklar için, çocuklar, anaokuluna giden çocuklar, küçük okula gitmeyen çocuklar, ilkokul çağındaki çocuklar için onların matematiği, okuma yazmayı öğrenebileceği renkleri şunları bunları çalışabilecek küçük oyunlar yapmak hem oyununuzu gerçekten birçok anne baba eğitsel de bulup indirebilir ee, bir oyun mantığında eğitsel şeyler de yapılabilir. Böyle de başlanabilir. Çünkü bu oyunların çok fazla uzun e, level'ların olması gerekmiyor. Çok Hı -hı. fazla büyük çeyrek oluyor. E yaprak oluyor. Yani ve a, yani bu konuda Onlarca içerik talebi var zaten. Yani çok fazla içerik var. Zaten App e, Store'lar hakikaten kaynıyor. Evet ama yani e, bunun 10 katı, 100 katı da talep var. Ha, keşke evet. şöyle bir oyun olsa diye hep biz bile bazen arıyoruz. Yani hazır Hazırak olmak istiyorum. Hani i̇lla istiyorsun. böyle derine inmeye değil çocuklar derine için bile yok. olur diyorsunuz zaten. Çocuklar için evet çocuklar için oyun başlanabilir. Çünkü bunların dinamikleri, bunların şeyleri çok da basit olacaktır. Gerçi burada şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Şimdi e, bu e, geliştiriciler atıyorum e, yapıyor oyunları işte çocukların önüne Türk anneleri falan babaları işte kullanıyor. Evet. Bari en azından Türk gençleri yapsın da yabancıların oynasın hani onlar tüketici olsun gibisinden bir şey var yani mantık var. Tabii ki hani onlar yani biz daha daha üretici olalım. Daha daha üretici olalım. Bu uçuklarımızı, gençlerimizi bu alana motive etmek için e tabii bir alanda önce onu göstermek gerekiyor ki aynı zamanda işler kabarıp bu nasıl yapılıyor? Ben de yapacağım, girsin vesaire gibi. Ya aslında o zaman şöyle bir şey var hani tabii mantıklısı o yani böyle basit bir şeyler yapıp hemen koyup ya genelde şöyle bir şey var. Etrafımda benim de var böyle oyunlar yapıp da işte Google Play e falan koyan hı hı. ama işte en büyük şikayetleri tutmaması. <laughs> e, oradaki trik ne sence yani böyle oradaki hani bir oyunun basit de olsa tutturabilecek abartmak. Yani hakikaten basit daha basit olmak gerekiyor ve daha da yani sıradan bir trik olacak tabi de. Ya çok tutan oyunlara bakıp ne tutmuş? Hı hı. Direkt oradan, oradan bir parçayı bile kullanılasan. Yani senin için yeni başlıyorsanız bir motivasyon gerekiyor, bir başarı gerekiyor. Yani çok tutan oyunları inceleyip, yani bu sıradan sizin app e, için konuştuğunuz şeyler gibi. App'ı e, mesela Instagram download hı hı. uygulaması, işte TikTok download uygulaması, sen de TikTok download uygulaması yap vesaire konusu gibi. Hı hı. Yani bir e, tutan, çok oynanan, sevilen bir oyunun benzerini yap. Veya olması istediğin bir özelliği ekleyebiliyorsan ekle, onu ekleyerek yap. Veya oradan ne bileyim, e, eğitsel çıkarabileceksen eğitsel çıkart. Bence... Sadece oyunun şey kitlesi sadece gençler değil aynı zamanda anne babalar anne babalar da çocuklarını faydalı şeylerle oyalamak istiyorlar yani bir takım evet. oyalamak avutma ihtiyaçları var ama aynı zamanda da bu şeyi daha mantıklı. biraz bir eğitim katarak düşün. eğitim katarak olabilir yani yani espri günlük hayatta espri nelerden hoşlanıyorsunuz bunları oyuna injekte etmek çok evet, bir de şöyle şu an şu hikaye mesela, modunda şimdi biraz reklamdan kazanma bu uygulamalarda biraz daha azaldı direkt satma mantığı biraz daha öne çıktı şu sıralar mesela evet o mesela eğitimle alakalı bu uygulamayı satmak daha kolay daha kolay daha ikna edici evet dolaşan yani deneyeyim... boşa para vermemiş hissi verir mesela Türk kullanıcılara Türk şey için Türkiye için Peki şey soracağım şimdi bu bir aralar böyle şey falan çıktı hani böyle bu gözlükler bilmem neler işte evet. VR'lar, AR'lar. Bu tarz teknolojiler daha çok oyun oynama üstüne falan filan. Aynen. Şu an mesela ama çok da şey duymuyoruz. Mesela bu Oculus Rift diye bir şey vardı. Çok duyulmuyor. Google Glass vardı. Çok duyulmuyor. Ne oldu bunlara Evet, bunlar şu anda? tabii sanki yani smartphone'un 2005'i falan diyebiliriz değil mi? Cep akıllı telefonların 2005, 2006'sı Henüz hazırlık aşamasında. Ve virtual reality dediğimiz o sanal gerçek gözlükleri yani 80'lerden 90'lardan beri bir rüya, bir bilim kurgu bir şey. Bu amaçla bir an önce hani o Matrix benzeri ortamlara girmek, filmlerde gördüğümüz ortamlara girmek için bir heyecan yarattı. Yalnız bu bir şu an abartı gibi gözüküyor. Henüz teknolojisi emekleme aşamasında. Belki o VR anlamında, virtual reality anlamında henüz herkes için olma aşamasında hazır değil belki bugün. Onun için bir karşılık bulmadığı gibi duruyor. Ancak 2000 e, Apple'ın vesaire öngörülerine göre baktığımız büyük şirketin öngörülerine göre 2000-2025 ve sonrasında özellikle sanal gerçeklik e, hit kazanacağı yönünde. Yani bugünden bunun için hazırlık yapılabilir. Mesela evet. bir haber vardı. Amerikan ordusu HoloLens'i neydi? 480 milyon dolar. 100 bin sipariş vermiş. Evet. Neden? Çünkü eğitim için kullanmak için. Yani e, motive edici. Eğitimsel ortam yaratacak. Şimdi virtual reality'nin e, sağ gerçekliğin Peki, şey, negatif şey, tarafı şu birazca hı. seni gerçek ortamdan yalıtması. Öyle bir şey var. Yani biz o kadar hani cep telefonlarında bunu bulmuyoruz. Yani cep telefonuyla e, bizi, ya Facebook mesela hı. virtual reality ne şey yapıyor. Çünkü virtual, onun için birazcık e, fokus zaten e, yalıtmak gerçek dünyadan biraz koparmak, başka bir dünyaya götürmek. Virtual reality hani bir sinema gibi neden sinema salonuna gitmek ister insanlar? Bunun gibi bazen gerçek dünyadan kopmak, mesela eğitim için distraction dediğimiz o engelleyicilerden yani evet. fokus olmak, odaklanmak için falan gibi virtual reality'nin yönü buraya gözüküyor. Ama buraya gelene kadar başka teknolojiler de var. Mesela AR dediğimiz augmented reality, artırılmış gerçeklik var ki bugün şimdi bu ismi bunun ismi çok havalı da aslında bildiğiniz ekranda yazı yazma. Yani <laughs> evet. Yazı ismi çok havalı. Diyor. Evet sanki bu şey eskiden internet vesaire gibi şeylerin de ismi çok havalıydı. Bunlar artık şey olacak. Sıradan isimler haline gelecek 5-10 yıl içerisinde. Evet. E, artırılmış gerçeklik diyoruz. İşte Bugün Microsoft'un başını çektiği da tabir daha orta yol gözüküyor. Mixed Reality, Hı. bu HoloLens ve diğer e, Mixed Reality headsetler çıkıyor. Yani hem kask hem de gerçek görüntüyle e, sanal görüntüyü birleştiren. Ya bu şöyle biraz da bilim kurgu gözüken bir şey ama bu insanlığın geçmişinden gelen bir şey. Yani bu mağaralarda çizim çizmekle e, şekil çizmek, heykel yapmak vesaire başlamış ya. Hani insanlar kafasındaki o sanal e, beynimizin içindeki dünyayı başkalarına yani holografik olarak sunmak istiyoruz, paylaşmak istiyoruz. Burada en önemli kelime şimdi hani experience denilen kavram var, deneyim. Yani giderek insanlık o deneyim ve de o deneyimi paylaşma olayı. Yani bugün mesela YouTube, YouTuberlık. Yani bir deneyim yaşıyorsun ve deneyimi paylaşıyorsun. Ee, paylaşım sosyal medyanın verdiği o paylaşım şeyi falan. Yani bir experience anlamında yeni bir mecra henüz emekleme aşamasında onun için ama bir şey işte bu VR'da yani sürekli emekleme <laughs> <Mac> açılsın. <laughs> <laughs> sürekli girişmiyor yani bir türlü gel Abi, 80... Ama 100, logaritmik bir yaklaşıyor 90 yani. 90 oldu, 2000 <laughs> oldu hala VR... Ya belki de o kadar abartılacak bir şey değildir bu VR. Ben mesela AR'da çok abartılıyorum. Niş bir alan tabii. Çünkü Uç mesela, mesela hani dedin ya aslında bu teknoloji ama önemli olan teknoloji değil. O hani ismi veya nasıl olduğu değil. Önemli olan sonuç. Sonuç. Yani sonuç ne? Mesela bu AR dediğimiz şey en şu an beklediğimiz ne? İşte gözlük takılacak veya bir lens takılacak. Etraftaki mağazaya geçerken, mağazanın önünden geçerken işte burada indirim var falan denecek. Hani bunun için bu kadar karizmatik bir isme <laughs> gerek var mı falan. bir de şu var. Sonuçta evet. bu bir yazılım. Yani evet. yazılım basit. Hatta normal birçok database abi yapmaktan da, bile basit. Yani mesela işte gözüne bir lens takıp böyle dolaşırken orada işte doğru yönü bulmak veya araba sürerken arabanın ekranında işte orada bir şey belirtmesi eee hangi ne yöne giden, navigasyon gibi ya da reklam vermesi, bile olabilir. Hız vermesi. İşte reklam olması, Yönlendirme. reklam olmasa keşke mesela. Ki o ol, Yani artık gibi reklamlar ilgili. şeye doğru e, gelmesi lazım. Hani bence Google'ın ilk misyonu oydu. Yani aradığınız kelimelerle ilgili reklamlar gelirdi ya. Hı -hı. Yani e, reklamın esas güzel olan, faydalı olan amacı e, şeyi bir araya getirmek değil mi? Yani bir hizmet, bir şey sunuyorsun sen. Sen de bir şey arıyorsun. İkisini bir an evet, önce bir araya getirmesi satın. gerekiyor. Bu Amaç yani sen e, arabanın içerisinde dediğin argumented reality ortamı var dediğin gibi. E, ekranda ya zaten sen bir yere doğru yönleniyorsun ama zaten aradığın şey yolun yanından geçiyorsun belki başka bir alternatifin. Yani reklam dediğimiz yani bu interaktif Şu an bunu spam de böyle... yapıyor. Oradan geçerken mesela. <gülüyor> <gülüyor> o zaman tehlikeliymiş. Aynen. Yani, e, bu a, arabada falan mesela bu kullanacak. Ne bileyim başka işte bu lens'te kullanacak. Hmm. Yani böyle e, Zaten şu an teknoloji zaten bayağı hazır aslında. Mesela cep telefonlarıyla beraber nereye gittiğimiz biliniyor. Nerede olduğumuz biliniyor. Ee, ne, nereye belki gideceğimizi telefon tahmin ediyor. İşte diyoruz ki eve mi gideceksin? Bak 10 dakika var eve falan diyor mesela. İşte şuraya mı gideceksin? 20, 20 dakika var trafik şöyle falan diyor. Aslında şu an bayağı yakınız. Bir Ama tek... mesela şu var. E, belki şuna mı gelecektin? Yani, mobildeyken bunu zaten sahibiz. Ama mesela biliyorsunuz yeni yasayla artık cep telefonunu ara, araç sürerken aynı anda kullanmak yasak cezası evet, var evet. şimdi bu, bu augment reality dediğimiz teknolojiyle. O çözülecek. Kesinlikle ama çözülecek. Da Bunun gibi hayat kurtaran işte bir sürü şey hayat var. Bir şey var. var. Bir hukuki bir, bir sürü problem olacak. E, etiksel Kesinlikle. bir sürü problem olacak işte. Evet. Arabanın önüne giderken orada reklam çıkması legal mi mesela gibi. <laughs> Kimse istemez tabi. 5 lira ver, 5 dolar ver. İşte reklamsız versiyonunu al ama işte araba sürüyorsun hani tehlikeli yani 5 dolar verecek durumda değilsin. Tabii bunlar bir soru işareti yani. Yani bir sürü şey çıkıyor. Hani hem yeni teknoloji hem yeni etiksel hem de hukuki sorunları falan getiriyor bir yandan falan. Şimdi evet. peki bu eğer hani VR falan bunları aslında temelde bu VR'ın çıkma sebebi oyunla alakalı bir şey. Tabii. Yani oyun oynamak yani böyle hani ama hala böyle gerçekleşmiş bir şeyi göremiyoruz yani böyle. Ne zaman olur sence mesela bu bu VR'dan oyun oynayıp da çok keyif almak? Hani mesela hı hı. cep telefonu ya. akıllı telefon dediğimiz şey önceden çok saçma bir şeydi. Hı hı. Bir anda Kesinlikle. bir yapıldı ki bir 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 Steve Jobs bir tanıtım yaptı. Aa ne mükemmel bir şeymiş. Hani böyle bir anı var mı VR'ın sence? Oyundan bile olsa yani. Yani şimdi geleceği tahmin etmek biraz zor oluyor. 2005-2006'da ben şey demiştim. Yani ilk iPhone'u e, gördüğümde e, çok e, touch hissetmiyorsun. Fiziksel tuş gibi değil. Çok karşılık bulmaz, herkes kullanmaz diye düşünüyordum ama hı hı. E, şu an tuşu telefon kullanan yok. Yani geleceği tahmin ederken çok yan, yanılabiliyoruz. Ee, bu konuda da çok heyecanlı insanlar tarafından ki bunu şirketlerin arge yatırımlarından biliyoruz. E, Apple bu konuda arka planda henüz bir ürün çıkarmadı halde e, 200'ün üzerinde yazılım mühendisini arge yaptırdığını biliyoruz. Hı -hı. Yani onların e, verdiği tarihler 2020 ve sonrası 2025 ve bu logaritmik bir şekilde teknoloji ilerliyor. Oculus Rift dediğimiz ilk versiyon ürün çok kısıtlı bir çözünürlük, kısıtlı bir yani o immersif dediğimiz sarma teknolojiyi veriyor. Hissi veriyor. Ama bugün mesela Pimax diye bir şey var, yeni çıkacak. Hı -hı. Çıkmak üzere. E, Pimax 200 derece 200 derece 180'den daha geniş. Tam saracak bir görüntü veriyor. Ee, ve bunun Pixar, yani 8K, 4K bir göze veriyor, 4K bir göze veriyor. Yani çözün 4K televizyonlar daha yaygın oluyor. iki göze 8K bir görüntü veriyor. Bakış açısını da yani gözünde artık çevirebileceksin. Gözünü, göz bebeğini takip ediyor. Bu teknolojiye daha şu an bile var. Apple biraz daha uygunlaşmasını bekliyor ve daha kendine yakışır bir ürünü çıkartmaya çalışıyor ve bunun için kendi kafasındaki tarih 2019-2020 zaten. Yani bu teknolojide zevk olabileceğimiz teknoloji ha şu olacak hani her günkü yaşamımıza cep telefonu gibi sirayet etmesi bence 2025-2030'ları buluracak gibi duruyor. Hakikaten senin de yani izolasyon olduğu için bulacak gibi duruyor. Ama mesela bir sinema olayına gitmek bir yani kısıtlı zamanda kendimize dedike edeceğimiz zamanlarımız için takıp eğlene, eğlenebileceğimiz öğrenme veya değişik deneyimler yaşamak için 2020-25 yılları arası olarak diyebilirim yani. 2025 yılında Ben bu konuda çok heyecanlıyım. Seni öyle eğer öyle bir şeyler <laughs> gelmemişse gene. Şimdi bir de şöyle bir şey var aslında. Bak, hazır gelmiş mesela. Hı hı. iOS ortamında eğer kit diye bir şey var. Evet. Şu an yeni sen... çıktı mesela. O eğer kit de aslında Apple'ın ben bizzat bunu araştırarak biliyorum. Bu yapay şey virtual reality için bir basamak EarKit hmm. ile başladı ve telefon kullanıcılara bir üzerinde deniyor EarKit. Hemen arkasında aslında Google'un Tango diye bir teknolojisi vardı. Aparto Tango'yu EarKit'ten sonra bıraktı, kapattı, durdurdu. Yeni 2018 Yeni Tango. Nisan'da Tango şu kameraların arkasında ekstra bir derinlik sensörü kamerası vardı. Hmm. Birkaç tane de ürün telefon çıktı bu anlamda. Ee, bu teknoloji daha da pahalı yaptı telefonları ve satılmadı, karşılık bulmadı. Hmm. Şimdi artık çi telefonların çoğu Çift kamerayla geliyor. Hatta 3-4 kamerayla gelmeye başladı. Artık de, farklı çözünürlüklerle denilik algılama burada tabi yapay zeka computer vision falan gibi kavramlar da e, karşımıza çıkıyor. Bu alanda da insanlar kendini geliştirebilir gençlerimiz. E, yorumlama yani bu cisimleri yorumlayıp bunun üzerine dijital bir şeyi getirme. Yani augmented reality'nin olayı. Yani arkit, gerçek dünya yorumlayıp, yüzeyleri, cisimleri algılayıp onun üzerine dijital cismi birleştirebiliyor. Evet. Ya işte bu, bu bunu fazla Google ARCore çıkardı mesela. Ona varacaktı. Evet. Hemen Google da sektöre girdi. ARCore dedi bize, bize, bize. Ama bu şuradan nereye gitmiyor şu anda mesela? işte sen orada konuşuyorsun. Ben telefonu arkamda dinozor çıkıyor falan hani. Ya yani ama bu şuna Ama şuna, Bazı kataloglar işte bu vesaire bununla gelmeye başladı. Artık. Bir ipucu var gibi sanki böyle. Hani şu an bak bunu yapanlar bile eğer kiti çıkaranlar bile en fazla senin arkana dinozor koyup böyle şaka falan Ş evet oradan sanki böyle bir tane ge geliştirici mesela bu bu geliştiriciler ön ayak oluyor. Mesela bu şu an App e Store dediğimiz şey e aslında bu e o telefonu çıkaran firmanın bulduğu bir şey değil. Öncesinde bak bu telefon çıkıyor ya. Hı -hı. Steve Jobs'un ürettiği telefon çıkıyor ama onda böyle uygulama mağazası yok. O uygulama mağazası ilk olarak başka bir kullanıcının teklifi. Hani korsan bir mağaza yapıyorlar. Ondan sonra hmm. bu firmada bakıyor diyor ki, "Aa ne güzel ya bu. Ne güzel bir fikirmiş." Onu hani, ben Napster'a karşılık bir çaba olarak hatırlıyorum da evet. Steve Jobs'ın. Bu uygulama mağazasında. <laughs> daha sonrasında yapıyor. Yani uygulama mağazası hemen çıkar çıkmaz hani şöyle dünya yok. Bu zeki dünyanın çok zeki insanlar oturmuşlar böyle ha 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 şu fikri çıkardık, bunu çıkardık. Hadi gelsin Miley değil. Bir şey çıkarıyorlar. Sonra başka bir zeki bir genç başka bir şey çıkar, onu da alıyorlar. Mesela şu an Tabii. Eğer en fazla dinozor yapabiliyorlar, Selim'in arkasında dinozor koyuyorlar falan böyle. Nasıl para. olur acaba merak onu... ettim. şey. Şaka. Ama sanki bu teknoloji bir şey çıkabilecek gibi. Ama kim çıkaracak onu? Ondan bir garip bir oyun mu çıkacak? Ondan bir şey mi çıkacak? Hani orada bir fırsat var sanki böyle. Hani Kesin zaten de. bu programda da hep dediğimiz şu aslında teknoloji veya para kazanma bu teknolojiden. Bir genç olarak. En uç noktada cutting edge dediğimiz en Aha. uç noktada adam en fazla dinozor koyabilmiş. Gel git o dinozora ne yap ben de bilmiyorum ama bir şeyler yapıp odan para kazanmak gerekiyor. Evet. Ee, yani çünkü hani amacımız aslında bu ülkeye yurt dışından para getirmek. <laughs> bir şekilde evet. e, yaptığımız ürünleri yurt dışındaki insanlara kullandırmak ve para kazanıp bu ülkeye getirmek çünkü faydalı olmak istiyoruz bu ülkeye çünkü bu ülkeyi seviyoruz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ve hatta evet. ikinci bir aşamada başarılı olmak istiyoruz. Amacımız bu. Tabii bunun için trend olan şeyleri takip edip e, cutting edge dediğin noktada şeyleri yakalamak için trendleri takip edip trend... bunun için zaten bunları burada anlatıyoruz. Yani ben iki yıl sonrası için neye kendimi yönlendireyim? 3 yıl üç beş yıl sonrası için de neye kendimi yönlendireyim? Bugün belki direkt VR için başlamayacaksam bile bir yerden mobil için uygulamaya başla. Zaten kendini bunlarla alakalı bulacaksın. Evet. Alakalı bulacaksın ee, Selim'ciğim teşekkür ediyoruz. Rica Bugün de programımız bu kadar. Bugün bayağı bir konudan bahsettik teknolojiyle alakalı. Biraz hatta fazla te böyle de teknik detaylı girdik. Yani karşımızda bir cevher olunca evet. sonuna kadar kazalım dedik Selim'i. Ee, teşekkür ediyoruz verdiğim bilgiler için. Başka bir programda görüşmek üzere. İyi günler.